Herkese merhaba arkadaşlar. Enes Garaj kanalına hoş geldiniz. Bugün Bit Pazarı'na geldim arkadaşlar. Bit Pazarı'nda ufak tekerler. Kerem abimin tezgahına geldim. Şöyle beni aradı. Bazı modeller ayırmış. Galiba şuradalar. Şöyle 1.64 standı da var. Bu da bayağı güzelmiş. Bu kalemun. Şöyle güzel bir tezgah var. Kerem abi hayırlı işler. Ne yapıyorsun? Sağ ol. Hoş geldin Enes. Nasılsın? İyi abi ya. Seni sormalı. İyiyim. Aradın geldim abi. Sana bugün bir denk geldi araba, anlatamam. Oo, bak buraya ayırdım ben senin arabalarını, o sosu. Vallahi güzel şeyler bak, var abi. Bak bunları senin için buldum. Evet abi. Ama birazcık çıtır hasarlı. Ama hani olmayacak bir şey değil. Ama gerçekten kayder. Gerçekten çok güzel araba. Şöyle göstereyim sana. G kasa. Oo, bayağı ya bu ne, bu sinek be kardeşim? Bak sinek midir nedir bu? Nereden geldi bu? Yani üretici, şöyle göstereyim. Ne abi? Ya üreticisine bakmamıştım da, üreticisi neydi bunun? Minichamps. Minichamps. Güzel ya, bunun ya. Ön tarafta camı yok. Hı-hı. Buraya dedik ki hani bir plexi kestirirsin. Şurada da teker eksik. Bunu da 3D baskıyla yaptırırız. Çok da problem değil dedik. Ama fiyatını gerçekten çok uygun bir şekilde vereceğim. Evet. Hani iç döşemelerine falan baktığın zaman, şöyle kapılarını açayım ben sana. Bayağı detaylı ya. Kesinlikle çok detaylı. Eyvah. Dedim ya, birazcık hasarı var. O yüzden kusura bakma. Onlar toparlanacak. Onu yavaş yavaş hallederiz. Evet. Ya. Şu detaya bir bakar mısın abi? Böyle. Of, detay fena ya. Yakınlaştırayım. Bayağı güzel. Yani şu hoparlöre bile baktığın zaman kapı detaylarına... İçi falan bakalım. Oo, içi falan şey, kadife. Kadife tabii canım. Baksana şurada Mercedes-Benz logosu buradaki falan. Basamaklık. Yani, oh. Harbiden gerçek gibi ya. Gerçek gibi yani. Şu jantı olmaması kötü olmuş da. Sıkıntı yok. Bence halledebilirsek. Yani halledilir. Halledilmeyecek bir şey yok. Şuradan mı açayım? Göremedim. Kusura bakma. Yani şu motor detayına bakar mısın? Etiketleri falan bile yapmışlar abi ya. Her şey var. Yani şunu al vitrine. Ya şu pozisyonda koysam bile inan bana bu araba sergilenebilecek bir araba. Evet. Enes, ben sana bunu güzel fiyattan yazdım. Bilgin olsun. Hani seni üzmeyecek, kırmayacak bir şekilde. Bayağı güzel. Arka tarafına da şöyle bakarsan, bak şurada hani raf çekme yeri de var. Onu bile yapmış adamlar. Tabii canım, her şey var. Yani şöyle burası dokunduğun zaman kadifeyi hissedersin zaten. Yine G500. Şurada ufak çıktı. Kaputu yapıştırırız. Onu yapıştırılır. O çok problem değil. Bir de sana yani şunu göstermek istiyorum Enes. Gerçekten şunu göstermek istiyorum. Şöyle çapraz mı koysan? Tamam. Durdu. Enes, şuna bir bak. Oy. Öncelikle yani şunu çekmeni istiyorum. Hot Wheels'ın 1.18'i. Hot Wheels'ın 1.64'ü bile bu kadar değerliyken 1.18'ini kim kaybetmiş, kim bulmuş? Şu motor detayına bak. Bayağı güzel. Buradaki Ferrari'nin atını bile. Tabii canım. Yani detaylar Hot Wheels'ın 1.18 Ferrari'si, yani deniz kızı görsen bu kadar sevinmezsin. Çünkü inanılmaz bir şekilde. Şuradan göstermek istiyorum. Kapının eşiğinde bile Ferrari yazısı. Öyle netleyelim. İş, direksiyon, göstergeler falan. O dikiz aynası bayağı güzel. Yani şöyle baktığın zaman bütün detaylarına sahip. Her detayı yapmış adamlar. Yani bu araç jantlar kusursuz falan, bir araç. Diskleri falan süper. Tek kusuru bu aracın camında ufak bir çiziği var. Onu film falan kaplarız. Ha, filmde yani kaplanır, şeyde olur. Yani şu öyle bile kalsa sıkıntı yok ya. Far detaylarına baktığın zaman yani Hot Wheels gerçekten yani yapmış. Evet, bayağı güzel olmuş. Bir saniye Enes'cim. Şuradan da baktığın zaman yedek tekeri. Evet. İçinde bu, valizi. Valizi gerçekteki gibi aynı. Aynı gerçekteki gibi. Şu arka detay Ferrari yazısı. Tüm Ferrari'nin amblemleri, egzoz çıkışları, altı. Şöyle göstermek istiyorum. Bu da süper abi. Bunu da çok beğendim. Yani şu ızgara hava çıkışlarına bakar mısın? Her şeyi birebir yapılmış ya gerçekten. Ve Hot Wheels. Yani bu araç Hot Wheels aracı.
Ufağını hep alıyorduk da büyüğünü hiç almadıydık. Yani bunu ufağı da Ferrari lazım. Artık üretilmiyor bile. Onu... Yani ufağı bile bulamazken 1.18 bir Ferrari. Baya güzel. Bunu da Enes'cim sana vermek istiyorum. Tamam abi, ben de beğendim zaten. O zaten bunlar için sen aradın, geldim hemen. Yani evet. Bunu seni ikisini de üzmeyecek güzel bir fiyatta vereceğiz. Tamam abi. Ne diyorsun fiyatına bu Ferrari'nin? O zaman arkadaşlar da öğrensin. Evet. 650 lira. Buna derim. Evet abi. İnan bana 1.64'ünü sana 650'den vermezler. 650'den bunu söylerim. Hasarlı olduğu için 200 lira da G500'ü sana veririm. Çok iyi söyledin abi fiyatı. Vallahi hemen paket edelim, hemen götüreyim eve. Bunlar senindir o zaman. Tamamdır abi. Ben harbiden teşekkür ediyorum sana. Vallahi sağ olasın abi ya. Böyle oldu mu ara beni. Hemen ben gelirim ya. Her zaman koşarak yardımcı olurum. Vallahi efsane ya modeller. Bir Mercedes, bir Ferrari, güzel modeller aldık Kerem abimizden. Şu Ferrari'yi lütfen artık güzel bak. Harbiden. Böyle vitrine ince bir pasta cila da çekersin, metal. Pasta cila çektiğin zaman çiçek. Parlar. Evet. Harbiden çok güzel. Yine şu tezgahı da gösterelim. Onları zaten aldık. Yani elimde bir de sana ithafen bu arabam var. Evet, artık sen oldu. Çok bir Hot Wheels bakmadığın için sana ithafen bunları renklere bak. Renkten renge giriyor. Tabii. Bu kalemun rengi 1.64'lerin gerçekten babası. Bunu da alabiliriz ya. Bunu da artık sana güzel bir fiyattan yardımcı olurum, merak etme. Yani diğer arkadaşları da kırmadığım gibi seni de biliyorsun, kırmam. Sağ olasın abi, teşekkür ettim. Rica ederim. Yine arkadaşlar görmek isterse şöyle elindeki araçları da göstereyim. Şöyle moving parts'lar falan da var. Şöyle Advan, Toyota AE86, Mitsubishi var orada bir tane. Baya güzel modeller var abi. Yalnız şuna bittim, o da çok güzelmiş. Onu o üçünü alıp gideceğiz sonra, galiba ya. Evet, konuşuruz. Onu da sana yaparım, seni kırmam biliyorsun. Evet. Ya da başka arkadaşları da kırmıyorum zaten, seni de kırmam. Tamam abi. Evet, şimdilik bu iki modeli kesin aldık. Onu da bakalım, biraz sonra konuşacağız. Yine bu modelleri alalım, para alışverişimizi yapalım. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, Bit Pazarı'ndan geri döndük. Bu gördüğünüz iki modeli aldık. Öbür Ara 35'i alamadık. Fakat daha sonrasında belki alabiliriz ondan. Gördüğünüz üzere G500 ve 360 modeline bir Ferrari aldık. Yani gerçekten ikisini çok uygun fiyata aldık. Bazı işte hataları var. Şöyle camında bir çizik, çatlak da var sanırım bir tane. Çiziği ve çatlağı var. Onun dışında şurada bir hafif boya atığı var. Kerem abi sağ olsun gayet uygun fiyata verdi bu Ferrari modelini. Keza bu Mini Champs'a ait olan üreticisi, Mini Champs olan G500 Mercedes aracını da uygun fiyata verdi. Bunun bayağı sorunları var. Şu mesela şeyi de gördüm. Kaput menteşesi bakın oradan çatlamış, kırılmış. Belki onu lehimle falan yapıştırabiliriz. Aracımızın ön camı var. Şöyle arkasından hemen parçalarını çıkaralım, göstereyim. Şöyle yaparsak. Yani peçetenin içinde saklıyordum. Şöyle burada ne varmış mesela? Kapı basamağı yapışacak. Bu düştü. Onu yazdım hemen. Kapı basamağındaki Mercedes basamaklığı. Şöyle ön cam var. Buna bir Dakota malzemeden şöyle plakalığı da düşmüş. Dakota malzemeden bir şeyler uydurmaya çalışacağız. Ön camı güzel bir şekilde eski ilk günkü haline döndürmeye çalışacağız. Bakalım yapabilirsek yavaş yavaş halletmeye çalışacağız. Evet, şurada arka bagajımız var. Bagaj camında da şöyle bir ufak kırık var. Onu da belki üstüne bir kat daha film kaplayabilirsek, cam filmi kaplayıp orayı da hani kapalı bir şekilde göstermeye çalışacağız. Orayı artık boyaya da bir küçük Dakota kesip boyaya da biliriz. Allah'tan cam kısmına gelmemiş, siyah olan taraf. Artık onu tamamlayabiliriz siyahla. Kapımızı yapıştıracağız yerine. Zaten böyle menteşeleri duruyor. Hemen şöyle kameraya göstereyim. Bunu böyle yerleştirip şu deliklere yapıştırıcı sürüp bunları kapatıp direkt yapıştırmış olacağız.
Şu Ferrari biraz geri alalım ve aracımızı inceleyelim iyicene. Aracın detaylarına bittim. Çok güzel bir araç. İnternette de araştırmasını yaptım. Hemen şuraya şöyle paylaşayım. Araç 6500 lira. En düşüğünü 5000 lira falan gibi bir fiyata gördüm. Araç gerçekten pahalı bir araç. Tek eksiği işte en önemli eksiklerinden birisi şu jant lastiğin olmaması. Onu artık AliExpress'ten falan bir yerlerden bakıp halledeceğiz veya çıkma bir araçtan bulmaya çalışacağız. Onun haricinde burada bir basamaklı yok, bakın yeri var. Fakat yok. Ayna yok. Aynaları düşmüş. Çok hasarlı bir araç. Ama adam etmeye çalışacağız. Hani bunu böyle adam edebilirse, edemezse birlikte yapacak bir şey yok. Ve arka bagajı yapıştırdığımız zaman güzel somut bir şey çıkacak ortaya. Geri kalan şeyler ufak detaylar olacak. İşte cam, aynalar, yan şeyler, marş piyeller, basamaklık. Bunları da halledersek gayet güzel olmuş olacak. Hemen kapısını açabilirsek şöyle iş detayını daha detaylı göstermek istiyorum. Şöyle aracı çok güzel yapmışlar. O kamerayı da oynatmayalım. İçi böyle halı gibi. Bayağı harbiden güzel detayları var aracın. Şurada bakın Bose ses sistemi. Koltuk bakın hafızası. Cam açma kapama tuşları. Bayağı güzel bir detaylı şekilde yapmışlar. Zaten göstergeler vesaire her şey yerli yerinde. Kemer kilitleri mi derler artık ne derler. Kemer tokaların gireceği yer. Şöyle şuradan da göstereyim. Yani burada da bakın şöyle bir boşluğu falan da var. Haznesi. Bayağı büyük araçlar büyük olunca incelemesi de zor oluyormuş biraz. Kameraya çarpıp duruyoruz. Bayağı detaylı ya. Şu Bose ses sistemi yine. Şöyle içi halı. Bayağı güzel. Şurada da bakın bir basamaklığı var. İşte ön koltuk, ön kapının oradaki basamak şeyi düştü. Buradaki Mercedes yazısı. Onu halledeceğiz inşallah. Şöyle arka tarafına baktığımız zaman bayağı da tüy olmuş. Bunu bir güzelce ne de temizlememiz lazım. Bayağı ama kadife yani. Bayağı elleyildiğiniz zaman sanki bir gerçek aracın halısı gibi bir doku var. Çok güzel de olmuş. İşte böyle kaliteli markalar böyle kaliteli ürünler çıkarıyorlar. Şöyle yandan baktığımız zaman şu cam çatlağı hariç güzel duruyor araç. Hemen şöyle ön motor detayını da gösterelim. Yine detaylı bir şekilde göstermeye çalışayım. Mercedes logosunu falan güzel yapmışlar gayet. Süspansiyonlu bakın. Normalde şuradan iki tane demir olurdu. Ve görüntüyü bozardı fakat. İşte kaliteli bir üretici olduğu için. Bu şekilde süspansiyon gerçekteki gibi süspansiyonlu bir şekilde yapmışlar. Motor etiketleri falan her şeyi yapmış adamlar. Sağ tarafta bakın mavi şekilde gözüken şey de cam suyu koyma yeri diye tahmin ediyorum. Altını da çevirelim. Altı da aracımızın bu şekilde. Her lastikte amortisör var. Bakın burada da var. Şurada da var. Yine burada da bakın böyle hareket ediyor. Şöyle alttaki şaftı falan her şeyi yapmışlar. Şurada hemen Mini Champs üreticisi bakın. Pulse Model Art diyor. Nerede üretilmiş? Şurada falan. Şurada bir yerde yazıyordu galiba. 1.18 Made in China diyor. Mercedes-Benz G-Class. Ya gerçekten çok uygun fiyata aldık. Bakalım biraz masraf edeceğiz bu araca. AliExpress'ten vesaire bir yerden jant takımı bulmaya çalışacağız uygun. İnşallah düzgün bir şey bulabilirsek orijinalindekine yakın. Araç çünkü çok güzel. Adam edebilirsek süper olacak. Ama bu haliyle bile aldığımız fiyata göre çok uygun bir araç. Hemen bu aracı da gösterelim Ferrari'mizi de. Şöyle yaparsak hatta diğer tarafa çevireyim. Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. O yüzden sesimi kusuruna bakmayın. Bit pazarından döneli bir iki gün oluyor. Şimdi çekiyoruz videosunu. Biraz gecikmeli olacak. Biraz da hastalandım. Sesim de kötüleşti. O yüzden kusura bakmayın. Helal edin.
Şöyle bir Hot Wheels logosu var. Mattel, Ray falan. Hot Wheels'ın ilk defa böyle 1.18 bir aracına canlı canlı denk geldim. İnternette sahibinden de vesaire sürekli görüyordum fakat ilk defa birine sahip olmuş oldum ve ilk defa orada gördüm. Licensed by Ferrari Idea S.A. 360 Modena modeli, 1999 Mattel Inch diyor, China. Yani Çin'de üretilmiş bir model. Çinliler her şeyi yapıyorlar. Ucuz işçilik sağ olsun. Şöyle bakalım, ön tarafından başlayalım aracın. Araç harbiden Kerem abinin dediği gibi bir pastacılığa istiyor. Yaparsak araçlar parlar. Şöyle ön tarafta ızgaraları vesaire gayet güzel. Camları, farları bakın şöyle göstereyim. Bayağı güzel detaylı yapılmış. Ön taraftaki Ferrari logomuz. İşte camdaki şu çatlaklar aracı biraz kötü duruma düşürmüş. Şöyle iç detayını Kerem abi göstermişti bize orada ama yine bir şöyle ışık altında bakalım. Bakın valizi falan var. Ferrari araçlarına böyle valiz falan da veriyor. Ve istetme tekeri yapılmış detay olarak orada bulunuyor. Ön tarafı bu şekildeydi. Şöyle jantlarına da bakalım hemen. Jantlar şöyle bu şekilde. Potenza S02. Yani lastik ölçülerine kadar bakın yazılmış. Şöyle okumaya çalışayım. 275-40ZR18. Yani lastik ölçülerini bile yazmış adamlar. O derece ince detaylı. Şöyle Ferrari logosu falan içerideki disk kaliper. Bayağı güzel detaylı bir şekilde var. Şöyle aynalarda bakın. Şöyle krom bir şey yapıştırılmış aynaya. Benziyor işte ise. O kadar net bir şeyler göstermese de. Bakın Bridgestone markaymış tekerlerimiz. Şöyle Potenza yazıyor. Bridgestone Potenza serisi. İç detaylarına da bakalım. Bu kapı içi detayı Mercedes'teki gibi tabii ki değil. Fakat bunda da güzel detaylar var. Yine Ferrari yazılmış. Ondan sonra araç biraz tozlanmış tabii ki. Işığı şöyle güzel bir şekilde ayarlayabilirsek. Koltuk başlığında da pek siyah olduğu için net gözükmüyor. Fakat Ferrari logosunu yapmışlar. İçerideki şöyle göstereyim. Şöyle ışığı biraz da nasıl tutabiliriz? Şöyle yaparsak daha iyi olur. Göstergeler vesaire, klima kanalları hepsini detaylı yapmışlar. Aracımızın arkası da bu şekilde. Bu aracın arkasına bitiyorum ya. Çok güzel far tasarımlar. Biraz da GTR'a da benziyor. Egzoz, 4 tane egzoz var. Çok şekil duruyor gerçekten. Yani çocukluğumdan beri bu aracı çok severim. Ferrari F40 360 Modena. Bu 458 Spider. Aklımdaki Ferrari aracı budur dediğim araçlar harbiden. Ferrari'nin o sportifliğine yakışan araçlar, en yakıştırdığım araçlar bunlar. Ve bu 3 aracı çok seviyorum. F40, 360 Modena, bir de 458 İtalya. 458 Spider da olabilir. Spider ve İtalya arasındaki tek fark, biri Spider olan üstü açılıyor. Diğeri de normal açılmayan düz bir şekilde bir araç. Motor detayını çok güzel yapmışlar. Camdaki rezistanslar falan her şey yerli yerinde. Hemen şöyle sol kapımızdan iç detayını şöyle görmeye çalışalım. Şöyle yaptık mıydı, netledik miydi? Ferrari logosu. Bakın orada şöyle yakınlaştırayım biraz da. Şöyle netlesin biraz. Göstergeler. Bakın lastiklerden hareket ettirince direksiyonumuz dönüyor. Gaz pedalları falan her şey yerli yerinde. Vitesimiz, el freni. Bakın manuel bir Ferrari. Şuradan gösterebilirsek daha güzel olacak. Bakın orada koltuk başlığında Ferrari'mizin atı gözüküyor. Şu arkada bakın şöyle bir delikli delikli file şeklinde bir eşya koyma alanı da detaylı bir şekilde yapılmış. Şöyle kapısını kapatalım. Buna da çok güzel. Bittim yani. Bu da çok güzel bir araç. Allah Kerem abi sayesinde bulduk bu güzel araçları arkadaşlar. Şöyle altını da tekrardan göstermiş olayım. Hot Wheels'ın ilk defa bir
1.18 aracını almış olduk. Bayağı güzel. İki tane güzel araç almış olduk. Bakalım bunu adam edebilirsek güzel olacak. Buna bir pastacılığa yapıp ön cama bir film yaparız belki. Güzel sorunsuz bir şekilde sergilemeye çalışırız. Hiç değilse bu detay anlamında çok göze batmayacak seviyelere indirmiş oluruz. Çünkü ikisi de güzel. Bütünlemesine bakıldığı zaman güzel sergilenecek araçlar. Tekeri vesaire işte bu cam çerçevesinin olmayışı biraz kötü, fakat yavaş yavaş toplayacağız ki bunlar olsaydı zaten bu aracın fiyatı internette belli. Yani kenara paylaştım zaten sizle. En düşüğü 5000 lira. En yükseği de 6-7 diye gidiyor. Gerçekten çok değerli bir araç. Bunu güzel bir şekilde restore etmeye çalışacağım. Bakalım. İlk olarak işte bir jant bulmaya çalışacağım. Uygun bir jant bulduğumuz zaman bu aracı toplama serisi de gelebilir. Jantlarını değiştirdik. Ondan sonra acaba cama bir çerçeve yapıp ön camını yerleştireceğiz. Arka bagaj kapağını yapıştıracağız. Yavaş yavaş güzel bir şekilde detaylandırıp sergilemeye hazır bir hale getirmeye çalışacağız. İnşallah yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bu bölümde de iki tane 1.18 güzel araç almış olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı... Doğrudur. Ama bir de mesela hapşurduğun zaman bütün organların dururmuş. Kalbin dahi duruyor yani o esnada. Evet, bir hapşurma vakasından sonra devam ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız arkadaşlar abone olup zile basabilirsiniz. Zile basmanız, bildirimleri açmanız, videolardan anında haberdar olmanız anlamına gelmekte. Yorum kısmında yorumlarınızı yine bekliyorum. Aşağıda yorum kısmına dilediğiniz gibi araçlarla ilgili fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Bekliyorum, yorumlarınızı okuyorum. Yavaştan videoyu bitirelim yine. Herkese iyi günler, hoşça kalın.